Herkese selam dostlar. İtalya'dan 4. gün diyelim. Ayın 12'sinde biliyorsunuz ki buraya indim. Bayağı aksiyonlu oldu. Önceki videomda bundan bahsetmeyi bilmiyorum ama bisikletim ve çantam kayboldu. Türk Hava Yolları ile bayağı bir papaz olduk. Telefonu açmadılar falan filan derken bayağı böyle bir aksiyon oldu. Şu an Iron Man'in düzenleneceği Servia'dayım. Iron Man Emilia olarak geçiyor zaten. Bölge inanılmaz güzel. Yazlık bir alan düşünün. Henüz çok böyle kapsamlı gezmedim ama bayağı bir etrafta koştum ettim falan işte. 3 gündür 4 gündür sabah akşam antrenman yapıyorum. Oldukça keyifli. Yarışa güzel hazırlandım. Keyifli hissediyorum, güçlü hissediyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki Iron Man, Half Iron Man. Bilmeyenler için tekrar dile getiriyorum. 2 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometrelik yarım maratondan oluşuyor. Antalya'da düzenlenen Iron Man. Ama burada arkadaşlar ben de ilk kez full Iron Man yapacağım. Yani 4 kilometre yüzüp 180 kilometre bisiklet sürüp arkasına 42 kilometre de koşacağım. Oldukça yorucu bir parkur beni bekliyor. Ama inanıyorum ki sağlıkla bitirip hem ülkemi hem bölgemi burada da temsil edeceğim en iyi şekilde. Şimdi bisikleti vermeye geldim fakat saat 1 ile 7 arasında bisikleti alacaklarmış. Check-in yapıyorlar. Eşyaları teslim ettikten sonra artık otele gidip dinlenmeye bakacağım. Çok iyi beslendim bu ara. Biliyorsunuz ki her şey beslenmeden geçiyor. Bu tarz şeylerde de. Şimdi otele tekrar geri dönüp artık ilerleyen saatlerde gelip bisikleti bırakacağım. Şimdi kabul etmediler. Saati değiştirmişler çünkü. Dün akşam farklı bir saat vardı. Şu an farklı bir saat var. Şimdi Garmin'in yeni saatleri var. Böyle kafamda olan da bir şeyler var. Şimdi onları bir gözden geçireceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda azmi_erdoğan. Oradan da takip et butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgili dostlar. Böyle boynumuz bükük, buruk şekilde geri dönüş yapıyorum şu anda otele. Çünkü yarınki hava şartlarından dolayı yarış iptal oldu. Yaklaşık 80-100 kilometre hıza ulaşacağını söylüyorlar. Ah, bu çok canımı sıktı. Çok çok uzun yol geldim, çok emek verdim. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve pazar gününe ertelerler yarışı. Yoksa çok büyük bir sıkıntı. Bu kadar yol, git gel, uğraş. Gerçekten inanılmaz. Şu an hava inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel yani. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim size. Ama yarın demek ki bekledikleri bir şey var. Çünkü bizim Alper Suraçoğlu'nu biliyorsunuz. Kıymetli abim. O da İtalya'da 30 küsür kilometrelik bir yüzme maratonuna katılmıştı. Ve günlük güneşlikken bir anda 3 tane hortumun çıktığını söyledi ve videolarda da izledik. İnanılmaz günlük güneşlik olan bu tür durumlarda İtalya'da demek ki olabiliyor bu tür şeyler. O yüzden şimdi geri dönüşe geçiyorum. Tabii ki otele. Daha buradayım. Ayın 25'ine kadar. Başımıza böyle bir şey geldi. Şimdi bakalım neler olacak. Onu göreceğiz, onu planlayacağız. Görüşmek üzere.